Zayıflama uğruna ölüme giden Deliciler Kralı'nın oğlu bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Geride sorular kaldı. Onu ölüme götüren neydi? Kamp yöneticilerinin ihmali mi yoksa koşarın değiştirdiği ilaçları mı? İşte merak edilenler. Allah rızası için helal olsun. Bir ihmal söz konusu. Zayıflamak için gittiği kampta canından olan Kamil Can Koşar son yolculuğuna uğurlandı. Geride cevap bekleyen onlarca soru kaldı. Bakanlık zayıflama merkezinin ruhsatı yok dedi. Bu kadar kilolu riskli bir kişiyi bence hiç orada tutmamaları gerekirdi. Bir zamanlar Deli Kralı'nın oğluydu. 143 kiloya ulaşınca zayıflama umuduyla Antalya'daki bir kampa gitti. Kampın 5. gününde birden mide yanması hissetti. EKG'sini çektim. EKG'sinde herhangi bir sorun yoktu. 2 gün sonra çocuğun cesedini almayı. 35 yaşındaki Can Koşar birden fenalaştığı yere yığıldı. Hiçbir müdahale onu kurtaramadı. Antalya'dan getirilen cenazesi bugün Teşvikiye Camii'nden uğurlandı. Annesi Semiha Koşar ayakta güçlükle duruyordu. Abisi Kerim Koşarsa sarı kırmızı çiçeklerle donattı kardeşinin tabutunu. Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ve Kadir İnanır gibi pek çok ünlü ismin de katıldığı cenazede gazetecilere açıklamayı dayı Ömer Camcıoğlu yaptı. Tek şikayeti yani midesinde yanma olduğu şeklindeydi ve onun geçtiğini söylemişti. Aile zayıflama kampından şikayetçi. İhmal olduğunu düşünüyorlar. Ancak zayıflama merkezinin yöneticileri yapılacak her şeyi yaptıklarını söyledi. Bizim teşhisat olarak da hiçbir eksiğimiz yok. İlaç değişikliğini yaptım. Şeker içinde bir ilaç başladı. Efor testinde de herhangi bir sorunumuz olmadı. Sağlık Bakanlığı ise çok daha önemli bir açıklama yaptı. Zayıflama merkezi adı altında Türkiye'de hiçbir yere ruhsat verilmediğini bildirdi. Suç duyurusunda bulunan abi Kerim Koşar, odasında 4 kutu ilaç bulduklarını söylemişti. Bu ilaçlar zayıflama ilacı mı, yoksa Koşar'ın düzenli kullandığı tansiyon ve şeker ilaçları mı? Bu iddiaların açıklığa kavuşması içinse adli tıp raporu bekleniyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, şüpheli ölümle ilgili araştırma komisyonu kurdu.